Mısır'da sabahtan bu yana çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Hüsnü Mahalli şu an hattımızda. Hüsnü Bey, siz bilgi alabiliyor musunuz? Ne olup bitiyor tam olarak Kahire'de? Şimdi biliyorsunuz Mursi düşürüldükten sonra ve bir gün öncesinde ya da 2 gün öncesinde ve bugüne kadar Mursi karşıtları Tahrir Meydanı'nda. Yüz binlerce, milyonlarca, rakamlar çok önemli değil. Evet. Öbürleri Mursi yandaşları hem Rabia El Adaviye Camii, yani tarihi bir camidir Rabia Evet. El Adaviye Camii meydanında, Evet. bir de devletin önlerinde, özellikle Cumhuriyet alayı kışlası önünde. Yani bugünkü çatışma ya da konu orada oldu. Yani Cumhuriyet alayı kışlasının önü, ki Evet. o Mısır'da önemli bir yerdir. Evet. Az önce Mısır televizyonunun askeri kaynaklara dayanarak verdiği bilgi şu: göstericiler, yani bu kışlanın önündeki göstericiler ateş etmiş. Yani sizin hangi otobüsten mi, minibüsten mi, normal mi, o da bir bilgi yok. Çünkü Askeri Savunma Bakanlığı resmi bir açıklama yapacak birazdan büyük ihtimalle. Bu bütün bu detaylarla ilgili. Ancak olayın başlangıcı böyle. Yani göstericiler kışlaya doğru yürüyüşe geçmiş sabah namazından sonra ve orayı girişteki, çünkü çok güvenlik tedbirleri var. Günlerdir orayı ben görüyordum. Ateş etmişler. Oradaki güvenlik güçler, yani girişin önündeki güvenlik güçlerine bir üst düzey subayın öldüğü ve 40 kadar askerin de farklı şekillerde yaralandığı söylendi. Karşılığında da ateş açıldı. Ancak karşı taraftan kaç kişinin öldüğü yönünde Mısır televizyonunun bir açıklaması yok. Evet. Resmi anlamda söylüyorum bunu. Çünkü dediğim gibi Askeri Savunma Bakanlığı ya da Genelkurmay Başkanlığı, orada Savunma Bakanlığı önemli. Yani burada Genelkurmay'ın karşılığı orada Savunma Bakanlığı'dır. Teknik olarak söylüyorum. Dolayısıyla bu birinci boyutu. İkinci boyutu, günlerdir, yani bu işte Müslüman kardeşler ve yandaşlarının Cumhuriyet alayı kışlasının önünde miting yapması. Yani tamam, gidin Rabia'l Adaviye Camii'nin orada. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben de sizi korurum. Nitekim tedbirler alındı. Çevrelerinde, sokakların girişinde, çıkışlarında. Tıpkı Tahrir Meydanı'ndaki giriş ve çıkışların önünde ve çıkışlarında tedbirlerin alındığı gibi. Dolayısıyla şeylerin, Müslüman kardeşlerin ısrarlı, yok illa biz burada yapacağız, Cumhuriyet alayı önünde yapacağız. Hatta gerekirse işte Cumhurbaşkanlığının sarayının önünde yapacağız, şurada yapacağız falan deyince gerginlik giderek tırmanıyordu. Bugünkü büyük ihtimalle bir provokasyon sonucu, yani demin Mısır televizyonunun söylediği şekliyle söylüyorum. Bir subayın, üst düzey subayın öldürülmesi, 40 askerin yaralanmasına yol açan bir provokasyonla sabah böyle bir çatışma çıkmış Bu olabilir. Çünkü bir daha söylüyorum, Müslüman arada kardeşler bu açıklamayı yapıyor. siz konuşurken Twitter'dan şimdi bir tweet gördüm. Fatih Er Mısır'dan bildiriyor. Mısır ordusu saldırıyı kabul etmiyor. Ateşi kendilerine açmadığını iddia ediyor. Hatta az sonra ordu görüntü dağıtacakmış. Ordu görüntü dağıtacakmış bununla ilgili. Evet, ben de aynı şeyi söylüyoruz. Yani Mısır televizyonunun detaylı bilgi vermemesinin nedeni bu. Bir tepkiye bir subayın öldürülmesi ve kadar askerin öldürülmesini söylemesi. Çünkü Savunma Bakanlığı'nın, bir daha söylüyorum, orada Genelkurmay Başkanlığı'nın karşıtıdır bu Savunma Bakanlığı. Bir açıklama yapacağı, detaylı bir açıklama yapacağı, o detaylı açıklama içinde her şeyin olacağı büyük ihtimalle vardır. Yani şunu söylemekte yararı var. Yani bir daha söylüyorum, orada darbe mi oldu, müdahale mi oldu, artık bu tartışma yapmanın bir anlamı yok. Çünkü Hüsnü Muhammed Mursi iktidara taşıyan ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Suudi Arabistan, Körfez ülkelerinin tüm milyarlarca verdiler Müslüman kardeşlere iktidara getirilme sürecinde. Şimdi hepsi askerleri destekliyor. Yani dolayısıyla burada ben hep onu söylüyorum ve yazıyorum. Bu işte bir iş var. Yani demek ki Mursi'nin işi bitti bunlara göre. Ha, geçici mi, sürekli mi onu bilmiyorum daha.
Bu bitti. İkincisi dolayısıyla Müslüman kardeşlerim, bir daha söylüyorum. Adamlar 1928'de kurmuşlar bu örgütü. Tarihlerinde ilk defa iktidar olmuşlar. Doğal olarak şu anda sinirli bir haldeler. Yani iktidarı kolay kolay teslim etmeyiz. Hele hele, bakın hele hele. Bu Müslüman kardeşler ve yandaşı radikal veya radikal olmayan İslamcıların kavgacı kişiliğini biliyoruz. Yani bunu Suriye'de görüyoruz. Adam testereyle insan kesiyor, Allah-u Ekber diyor. Yakaladığı askerin yüreğini bıçaklayarak çıkartıyor ve yüreğini göstererek poz veriyor. Yani böyle bir gariplik var. Yani onun için Mısır kardeşler yöneticilerine, liderlerine düşen görev aslında yumuşatması gerekirken tam tersi provoke ettiler. Sürekli, şimdi tabii haklı olarak Türk medyası ya da işte başka arkadaşlar Mısır'daki detayları bilmezler. Yani inanılmaz pislikler, inanılmaz katakulliler, yani bir sürü şey dönüyor o şeyde şu anda. Yani onun için bir daha söylüyorum, Mısır şeyleri, Müslüman kardeş liderine düşen görev, ki ben ona o ilk günde söyledim, sizde de söyledim, şeyde de söyledim, Halk TV'de de söyledim, başka yerde de söyledim, sakin olmaları gerekiyor. Yani sokağa çıkmakla askeri devireceklerini düşünüyorlarsa bu mümkün değil. Çünkü bir daha söylüyorum, askerler Avrupa ve ABD'nin onayını almış durumdalar zaten. Yani sen neyle devireceksin? Ha, sokağa çıkıp ilk savaş çıkartacaksan o başka. Yani sen çıkartırsın 3 milyon, karşı çıkartıyor. Sen çıkartırsın 10 milyon, o çıkartır 3 milyon. Ne olacak? Evet. Yani bir de bu arada iki detay soracağım size. Bir tanesi, dün bir Hristiyan papaz, bir papaz öldürülmüş galiba. Sina bölgesinde özellikle Hristiyanlara yönelik saldırılar olduğu söyleniyor. Bu doğru. Neden böyle? Bir doğru. De bu gelişmelerden Gazze nasıl etkilendi? Gazze şu anda büyük sıkıntı yaşıyor anladığım kadarıyla. Şimdi yani önce Gazze'yi söyleyeyim. Yani evet. Gazze'deki biliyorsunuz bir Rafah sınır kapısı var. Yani Gazze ile Mısır arasında bir tane sınır kapısı var. Hı hı. Askerler 2 gün önce Gazze sınır kapısını kapattılar. Şundan dolayı kapattıklarını yönünde bilgiler var. Mısır medyasına göre söylüyorum. Yani benim çok bir konuda çok fazla henüz bilgim yok. Çünkü zaten orada da değilim. Orada olsa söylerim. Evet. Mısır medyasının söylemine göre Gazze'den Hamaslı militanların Mısır'a girip eylem yaptı. Evet. Evet. Mursi'yi desteklemek için söylüyorlar bunu tabii. Hı hı hı. Dolayısıyla o kapıyı kapattı askerler. Çünkü Hamas, Müslüman kardeşler biliyorsunuz. Hamas militanları bu anlamda yani her türlü intihar eylemi yapabilir. Her türlü radikal davranışta bulunabilir. Dolayısıyla Mısır istihbaratına göre, bir daha söylüyorum, Mısır medyası söylüyor bunu. Evet. Mısır istihbaratına göre bunlardan bazı militanların Mısır'a girip işte Müslüman kardeşlerin emrine gireceği ve gerekirse işte şunları bunları yapacağı yönünde bilgiler vardı. Onun üzerine kapatıldı. Birincisi bu. Evet. Şeye gelince, Hristiyan papazın öldürülmesine gelince, biliyorsunuz Mısır'da yaklaşık olarak 90 milyon nüfus var. Ve bunların çok farklı rakamlar var. Bazen de böyle 15, bazen de böyle 20, bazen de 8. Ama ortalama 10-12 milyon civarında Hristiyan var. Yani Kıpti Hristiyanlar var. Evet. Şimdi daha önce hatırlarsanız, bu mübarek gittikten sonra kastediyorum. 2-3 sefer Müslüman Hristiyanlara karşı, Hristiyan kiliselere karşı katliamlar işlendi. Yüzlerce insan öldürüldü Hristiyanlarda. 3-4 sefer, 3-4 saldırıda. Zaman zaman Hristiyan evlere saldırdılar. Zaman zaman bir Hristiyan kilisesine saldırdılar. Hatırlayın geçen sene. 90-100 falan civarında insan ölmüştü o saldırıda. Dolayısıyla eğer ilk savaş provoke edilirse bazı çevreler tarafından. Yani ilk savaş 3 tane ihtimali var. Bir, bu deminki bugün sabahki provokasyonla orduyu halkın karşısına girmek. Yani ordunun kışlalarına, yollarına, sokaklarına, tanklarına ateş edersin. Bir savaş çıkar. İkincisi Mursi yandaşlarıyla Mursi karşıtlarını şu ya da bu şekilde karşı karşıya getirirsiniz. Yani şu anda milyonlarca insan sokakta. Yani işte bu. Bir daha söylüyorum. Kim daha fazla adam çıkarttı çok önemli değil. Bu çok aptalca bir tartışma. Yani isterse 100 bin çıksın, isterse 10 milyon çıksın. İki taraf için söylüyorum. Bir provokasyon, inanılmaz kanlı bir iç savaştır bu. İnanılmaz kanlı bir iç savaştır. Üçüncü kanlı savaş olasılığı. 3-5 tane Kıpti Hristiyan kilisesine saldırırsınız.
o Hristiyanlar da karşı çıkar. Muhtemelen bu işi kurtaran bakalım. Yani dün bugün bir açıklaması vardı dün gece. Ben onu çok ciddiye alıyorum. Çok önemsiyorum. Bu arada Manar, bu arada Hüsnü Bey, Manar televizyonu, Hizbullah yanlısı Müslüman kardeşlerin ayaklanma çağrısı yaptığı haberini geçti şu anda. İşte onu dedim, doğru. Evet. Ellerinin bugün için söylemiyorum. 2-3 gündür bunu yapıyorlar. Evet. Mursi dönünceye kadar ayaklanacağız diyor. Ya yapmayın, söylemeyin sen. Yani sonuçta ordu, yani bu ordu kimin ordusu? Mısır ordusu. Ordu dediğin şey nedir? Talimatla. Ben diyelim ki ayaklandım. Ordu zaten ateş etti. Ne olacak? Yani nereye kadar gider bu? Bir daha söylüyorum. Ordu Batı'dan, Suudi Arabistan, Körfez ülkelerinden bu kadar destek aldıktan sonra geri dönüş yapmaz. Yani geri dönüp de aman dur oturalım konuşalım yapalım filan demez. Yani bu dinenler tarafındadır. Adam almış desteğini. Yani Obama diyor ki bu darbe değil. Putin şey diyor ki Avrupa Birliği karar çıkartıyor, bu darbe değil. İngiliz Dışişleri Bakanı çıkıyor diyor ki bu müdahale üstelik de halkın yararına diyor. Fransız Dışişleri Bakanı Fabio işte diyor ki bu darbe değil, Müslüman kardeşler buna hak etti. Suudi Arabistan, Katar, Körfez ülkelerinin tümü hepsi de askerlere destek veriyor. Demek ki şunu anlaması gerekiyor Müslüman kardeşler. Çok basit bir cümleyle söylüyorum. Bu demin söylediğim bütün güçler seni geçen sene iktidara getirdi, seni denedi, gördü sen işe yaramıyorsun. Derdi, ya olgunlaşmanı bekliyor, ya daha fazla teslim olmanı bekliyor, ya da işini bitirdi. Yani hangisi bilmiyorum, daha erken tabii şey söylemek için. Evet. Yani evet. Dolayısıyla bir tek burada Türkiye'nin liderlerine düşen görev sakin olması. Evet, bir tek burada Türkiye'nin pozisyonu çok tuhaf. Hatta şimdi açıklama geldi. Davutoğlu biraz sonra bir canlı yayında açıklama yapacakmış. Muhtemelen Mısır'la ilgili bir kınama da bulunacak. Öyle tahmin ediyorum. Hüsnü Bey çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım gene. Rica ederim. Gelişmeler üzerine tekrar sizi rahatsız edeceğiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Sağ olun. Rica ederim.